aşırı gerçekçi bir rüya gördünüz mü? Çok zengin, katman katman, kokuları hissettiğiniz, duyguları çok derinden yaşadığınız, çok korktuğunuz, çok güldüğünüz, ağlayarak uyanmanıza vesile olan ya da gülerek. Ben bayağı yaşadım. Böyle gerçekçi şeyleri yaşadım. Düşünsenize, o sırada biz aslında uyuyorduk. O yaşadığımız şeylerin hiçbiri olmuyordu, görmüyorduk. Yani tümünü beynimiz uyduruyordu. Zihin faaliyetleri üzerine pek bir etkimiz yok biliyorsunuz. Kontrol bizde değil adeta. Yani gündüz gün içerisinde dolaşırken, yürürken, biriyle sohbet ederken bile orada sürekli bir şeyler düşünüyor, görüyor, söylüyor. Ve bu o kadar çığırından çıkmış bir durumda ki uyurken, yani aslında off modumuza geçeceğimiz zamanlarda da bir şeyler uydurmaya devam ediyor. Aslına bakarsanız fiziksel olarak algıladığımız her şey, ama her şey zaten beynimizin içinde oluşuyor. Yani ister rüya değil, ister iç gerçeklik, isterse dış gerçeklik, günlük, rutin algıladığımız her şey, gerçekleştiği yer aslında beynimizin içi. Yani gerçeklik beynimizde oluşuyor. İşte bu fikri bazıları biraz daha ileriye taşıyor. Şöyle ki, sadece deneyimlerimiz değil, bizzat dış dünyanın kendisinin de beynimizin yarattığını söylüyor. Biyomerkezcilik adı verilen bu kuramın garip dünyasına hoş geldiniz. Dünyamızı bilim yoluyla anlamlandırmadan önce bildiğiniz gibi bu işi filozoflara bırakmıştık. Onlar da gözlemliyor ve akıl mantık yürüterek belirli fikirlerle ortaya geliyorlardı. Bu fikirler doğru veya yanlış, nihayetinde bizleri etkiliyor ve kültürümüzün oluşmasına sebebiyet veriyorlardı. Aslına bakarsanız bilimin yaygınlaşmasıyla bu fikirlerin çoğunun yanlış olduğu da görüldü. Evrenin fiziksel mekaniğini inşa ettik ve bunu inşa ederken de fizik, kimya ve bazı temel kuvvetleri baz aldık. Makro evreni tanımlarken pek de fena gitmedik aslında. Daha sonra atomun içine daldık. İşte ne olduysa orada oldu. Bildiğimiz her şeyi tekrar bir gözden geçirmek zorunda kaldık. Özellikle çift yarık deneyi hakikaten bildiğimiz pek çok şeyi alt üst etti. Yani parçacıkların bir gözlemci yokken dalga boyutunda davranıp bir gözlemci varken parçacık boyutuna geçmesi çok fazla soru işareti doğurdu. Bu soru işaretlerinden biri de acaba maddeleri fiziksel boyuta taşıyan bizim bilincimiz mi? Bir şekilde atom altı parçacıklar, hatta bazen tüm atom gerçek 3D, 3D formu ulaşabilmek için sanki bir bilince ihtiyaç duyuyor. Tabii bu durumlar, bu kaotik durumların açtığı yol pek çok soru işareti getirdiği gibi pek çok tavşan deliği de yarattı. Bu deliklerden birine daldığımızda çıktığımız noktada evreni bilincimiz mi yarattı sorusuyla karşılaşıyoruz. Buna da biyomerkezcilik diyoruz. Yani adı üstünde biyolojik merkezcilik. Bu konu geleneksel bilim tarafından çok da destek bulmuyor ama beni çok etkiledi. O yüzden de inceleme gereği duydum. Sizle de paylaşma isteği duydum. Bu teorinin fikir babası Robert Lanza diye biri ve ki kendisi aslında bir tıp doktoru. Bu arada çok ciddiye alınan bir doktor. Özellikle kök hücre çalışmalarıyla biliniyor. Yani sadece bu biyomerkezcilik kuramıyla değil, kök hücre alanında çok tanınan birisi. Hatta kendisinin ekibi insan embriyolarının ilk klonlaştırılmasında görev alan ve bunu ilk başaran ekip. Yani ciddi anlamda bir tıp birikimi var Robert Lanza'nın. Şimdi Robert'a göre bilincimiz parçacık boyutlarının dalga halinin ortadan kaybolup üç boyutlu bir gerçeklik halini almasına sebep oluyorsa, bu esasen tüm evreni de bizim yarattığımız anlamına gelmez mi diye soruyor. Ben de düşünüyorum. Biyomerkezciliğin 7 prensibi var. Şimdi öncelikle bu 7 prensibin ne olduğuna bakalım. Gerçeklik olarak algıladığımız şey bilincimizin prosesinden geçerek oluşur. Dış gerçeklik, ki eğer varsa, uzayda var olmak zorunda. Ama bu da anlamsız bir şey. Çünkü zaman ve uzay sadece insan ve hayvan zihinlerinde mevcut. Bizim iç ve dış algımız birbirine geçmiş durumda. Bunlar bir bozuk paranın iki yüzü gibi ayrılmaz parçalar. Yani beynimiz algıladığımız şeyleri içeride inşa ediyor aslında. Atom altı parçacıkların davranışları bir gözlemcinin varlığına ihtiyaç duyuyor.
Yani ortada bir gözlemci yoksa, parçacıklar en iyi ihtimalle olasılıklar dalgasında tanımlanamamış durumda oluyorlar. Bilinç olmadan maddeler olasılık havuzunda tanımlanamaz durumda olduklarından, bilinç dışındaki uzay sadece bir olasılık durumudur. Evrenin yapısı sadece biyomerkezcilik ile açıklanabilir. Evren, canlı organizma için hassas bir ayara sahiptir. Bu da asıl yaşamın var olabilmek için evreni yarattığını gösterir. Evren, benliğin zamansal mantığıdır. Zaman, hayvani içgüdülerimiz dışında uzayda mevcut değildir. Bu, bizim evrendeki değişiklikleri algılama prosesimizdir. Evren de tıpkı zaman gibi bir obje ya da herhangi bir şey değildir. Zaman gibi bizim hayvani algılarımızca anlaşılabilen, bağımsız gerçekliği olmayan bir formdur. Yani yaşamda aslında kendi başına var olan herhangi bir şey yoktur. Evet, bildiğiniz gibi uzay ve mekan aslında biraz karmaşık bir konu. Yani karmaşıktan ziyade göreceli diyelim. Seyahat edenin hızına bağlı olarak değişen bir şey. Yani ışık hızıyla seyahat ediyorsan zaman algın farklı ve mekan algın da farklı. Daha yavaş hareket ediyorsan göreceli değişiyor. Dolayısıyla bunlar ortada biz yokken, yani bir bilinç yokken algılanabilecek metaformlar değil. Onlar aslında yok. Bizim bilincimiz bunları böyle algılıyor. Bu 7 prensiple hareket eden biyomerkezcilik yaşama olduğu gibi ölüme de anlam getiriyor. Saptamalarda bulunuyor yani. Öncelikle eğer tüm bu gerçekliği bizim bilincimiz yarattıysa, o zaman onun bir parçası olamayız aslında. Ayrıca gördüğümüz kadarıyla enerji hiçbir zaman yok olmuyor. Sadece transform oluyor. Yani dönüşüyor. Bu da aslında ölüm diye bir şeyin olmadığı anlamına geliyor. Şimdi yine toparlarsak, çift yarık deneyinden ortaya çıkarak ben baktığım için, ben algıladığım için ve baktığım yöndeki şeylerin var olduğunu söylüyor diyebiliriz. Bu biraz daha önceki simülasyon evrende miyiz videomla oradaki içerikle de benzeşen bir durumu var. Şöyle ki, bir bilgisayar oyunu oynayan birini düşünün. Yani o sırada bilgisayar tam da o anı render alır ya, yani o an vardır. Oyunun başından sonuna tümü ortada yoktur aslında. Yani oynanmış bölüm geçmiştir, oynanmamış bölüm de yoktur. Bakan, bilinç, oynayan sadece o ana bakmış, bakıyordur ya. İşte sadece bilgisayar ekranında da o an vardır. Yani bir simülasyon evren ve bu biyomerkezcilik birbiriyle aslında bu anlamda da uyuyor. Şimdi, benim evim iki katlı. Üst katta bir çalışma odam olduğunu düşünüyorum. Şu anda evde hiç kimse yoksa, benim üst kattaki odam yok mu yani? Peki bunu nasıl anlayabiliriz ki? Yani çıkıp bakmam lazım. O zaman bir gözlemci olacak. Peki evde bir kedi köpek olsa onu yollasak, yani oraya gidebiliyor mu diye, yine bir gözlemci olacak. Kamera koysak yine bir gözlemci olacak. Bu çok enteresan. Peki orası aynı zamanda çatı katı. Yani kışın ciddi problemler yaratıyor. Ben evde olsam da olmasam da. Yani bir gözlemci olsa da olmasa da. O zaman yani bu problemin de olmaması gerekmiyor. Yani çatıda bir problemin olmaması gerekmiyor mu? Bu yüzden benim için yani bu tarafları kafa karıştırıcı. Ama hakikaten çift yarık deneyi belki hala daha algılayamadık oradaki gerçekliği. Biyomerkezciliğin çıkış noktasını çok iyi anlamama ve bazen de hakikaten baktığın için, yüklediğin anlamdan dolayı bazı şeylerin çok kıymetli ve hatta gerçek olabildiğini ben de yaşıyorum. Özellikle videonun başında söylediğim o rüyalar gerçekliği hepimizi çok etkiliyor. Yani ağlayarak uyandığım rüyalar var hakikaten. Ve böyle kalktığımda sanki ikinci bir şans verilmiş, oradan kurtulmamı, Allah oradan bir şekilde beni kurtulmamı sağlamış gibi durumlar, duygular yaşadığım oluyor. Dolayısıyla şeyi de çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Aslında gerçeklik beynimizin içinde cereyan eden bir şey. Düşünsenize, estetik algısı da böyle. Yani kimine başka geliyor, kimine daha farklı geliyor. Zaman algımız da öyle. Çok sevdiğimiz insanların yanında hızla akan zaman, tek başına kaldığımızda bazen çok yavaş akabiliyor. Biyomerkezcilik özetle böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Her şey var mı bizim dışımızda?
Yoksa biz mi yarattık? Yazın lütfen.